Ee, devam edelim. Sonra ne yapacağız? İki yakaya 122 kilometre tünel yapacağız. Şimdi geri karayoluna geldik. Karayoluna geçtik. 88'ini Avrupa yakasına, 34 kilometresini de Anadolu yakasına olmak üzere 122 kilometre tünel yapacağız. Bunu Şimdi niye yapıyoruz? Ne işe yarayacak? Alternatif bir yol güzergahı kurmamız lazım. Ya bugün baktığınızda e, D100 karayolu, TEM, hatta 3. çevre yolu. Kuzey Marmara Otoyolu artık e, yoğun bir şekilde trafik var. E, bizim alternatif yollar açmamız lazım. Yani bugün... Peki, benim gözümün önüne gelmiyor. O ben şimdi göstereceğim. Şeyler. Bakın Kirliostan vatandaşımız beton döktükleri yerler var ya bak şurada beton döktüler buraya. Dolma Bahçe Levazım arasında. Biz e, e, buraya tünel ihalesini yapmış, projesi, kredisi her şey hazır. Geldiler buraya beton döktüler. Niye? Büyükdere Caddesi'ndeki o trafiği biz azaltalım istiyoruz. Onlar dediler ki yok gerek yok ihtiyaç yok. Şimdi mevcuttaki tüneller şu pembeyle gösterdiğimiz yerler. Sadece 22 kilometre tünel var. Ve şu 5 yıllık süreçte İstanbul'da tünel işi yapılmamış. Hiç yapılmamış. Hiç yok. Hiç. Hayır şu anda mevcut tüneller hangileri? Bir daha göster. Bakın Silahdar Tüneli, Sütlüce Tüneli, Kasımpaşa Sütlüce arası. Bir de Dolmabahçe'den giriyoruz, Kağıthane'den çıkıyoruz ya. O Orası. Nere? Libadiye, Tantavi, Çamlıca. Başka Bunlar hep yok. Top Topbaş döneminde yapılmış. Tabii tabii hepsi bizim dönemimiz. Peki o bu o zaman mevcut 22 kilometre. Evet. Ee, siz nereye yapacaksınız? Şimdi biz nereye yapacağız? İlk 5 yılda yapacağımız bu maviler. İlk 5 yıl. İkinci 5 yılda bu yeşille işaret, işaret ettiklerimiz. Şimdi ilk 5 yılda Kilios'tan giren bir vatandaşımız Sarıyer, Çayırbaşı, Ayazza, Cendere, Armutlu, Levazım Dolmabahçe'ye ulaşacak ve buradan da yine Dolmabahçe, Bomontik, Kağıthane, İslam Bey, Silahdara ve Bayrampaşa, Esenler'e kadar kesintisiz bir ulaşım sağlayacak. Bu Avrupa yakasında tamam mı? Peki bir dakika bu e, kesintisiz bir tünel mi olacak? Tabii arada çıkabiliyorsunuz yani Sarıyer'de çıkmak istiyorsunuz çıkabilirsiniz. Armutlu'da çıkacaksınız efendim Levazım'da çıkacaksınız. Yani bugün... Zor mu tünel yapmak? Şöyle onu da göstereceğim size projesini. Bir de Anadolu yakasında Göztepe'den gireceğiz. Bostancı'dan çıkacağız. Göztepe, Bostancı. Orası evet. da çok yoğundur. Bu da yoğun. D100'ün trafiğini azaltacak. Sahil yoluna gitmek isteyen vatandaşımız direkt oradan sahil yoluna bağlanacak. İşte efendim Pendi'ye, Tuzla'ya e, ulaşabilecek. İkinci beş yılda da buradan Bayrampaşa, Esenler'den devam edip TÜYAP'a kadar götüreceğiz. Peki şurada da bir ara var. <laughs> Şu, şurası tam Be ilk beş i̇lk yıl. İlk beş yıl. Evet. Bu ilk 5 yılda. Nereden nereye orası? Burası da Bayrampaşa'dan Kağıthane'ye bir bağlantı yapıyoruz. Bu ne olacak? İstanbul'da alternatif bir yol güzergahı olacak. Vatandaşımız D100'ü kullanacak, TEM'i kullanacak, 3. çevre yolunu kullanacak. Bir de bu tünellerle birlikte o ulaşımı ortaya koyduğumuz rahatlamayı sağlayacak. Yani e, ister toplu ulaşımla gitsin, ister öbür yolla gitsin. Bakın Kilios'tan Dolmabahçe'ye Ahmet Bey. Ha bak daha iyi anlaşılıyor. Projesi olsa. yapılmış. Bakın burada Dolmabahçe stadının oradan giriyoruz. Tamam mı? Ha böyle olacak. Tabii. Buradan giriyoruz. Kirliyorsa kadar kesinsiz ulaşım yapabiliyorsunuz. Şu kırmızıyla işaret edilen tünel evet. mi olacak? Evet. Ha. Şurada bir tünel var zaten. Değil mi? Şu Tabii tabii bir Dolmabahçe tüneli var ya evet. zaten. Bizim. Ha, oraya bağlı. Dolmabahçe gösteriyor. arası. Evet. Anladım. Trafiğin en yoğun olduğu yerler bunlar. Evet. Burada Dolmabahçe'de, Nişantaşı'nda, efendim orada Beşiktaş'ta oturan vatandaşlarımız Sarıyer'e gideceğiz zaman kesinsiz buradan girecekler. Sarıyer'e kadar gidebilecekler. Sarıyer'e kadar uzanacaklar. Bak, Zor mu tünel yapmak? Ya iş bilenin kılıç kuşanan. Yani, bunların hepsi zordu. Biz yaptık. 22 yıldır bu hizmetleri ülkemizin her yerine getirdik yaptık. Yapılıyormuş. Bitirilebiliyormuş. musunuz istenirse. Şey de demiyorsunuz, zor da demiyorsunuz, kolay da demiyorsunuz. Ya çalışacaksınız. <laughs> Ahmet Bey çalışmadan hiçbir şey olmaz ya. Siz çalışmadan bu programı yönetebilir misiniz? <laughs> doğru. Çalışacaksın. Doğru. Burası neresi? Kadıköy, Kadıköy Kartal, Kartal istikameti. Buradan giriyoruz ve sahile Bostancı'ya. Bostancıya. Ha kesitsiz... o söylediğiniz şey. Evet. Şuralara Kuralara... konacak tünel. Ha çok güzel yapmışsınız. Bak, evet. bir de d 100de genişleme yapıyoruz. d 100ün Genişlemesini de yapıyoruz. Bu da bitirilememiş iş. Aynı trafik bakın. Aynı trafik ne kadar hızlı akıyor. Araç sayısı aynı. Bir simülasyon mu? Tabii tabii simülasyon. Ha, simülasyon. Böyle olacaktır. Böyle olacak. D100 karayolu genişleyecek. Buradan Bostancı sahile doğrudan ulaşım sağlayacağız. Ve vatandaşımız huzurla burada trafikte orada zaman kaybetmeden evine güvenle ulaşabilecek. Bu da... Yeni Sahra, Kadıköy, evet. Kartal. Aynı aynı şeyi gösteriyor. Bu da öbürü. Şimdi yine bunun dışında... Çok özür dilerim. Şimdi şu ana kadar şeyi anlattınız. Bir, metro. Evet. Metro hedefini koydunuz. Beş Karayolu. Yıl. Tünelleri koydunuz. Evet. İki. Kavşaklar. Ha, daha devam ediyor. Mahmut Bey kavşağı. Hadi kavşağa da bakalım. Mahmut Bey kavşağı. Çünkü Salak şeyi soracağım. Çile. Bu beş yıl sonra metrodaki bu şey Tüneller ve kavşak neye yol açacak? Bizim ne kadar rahatlayacağız onu Bak, merak ediyorum. Burası Mahmut Bey Kavşağı. Hemen geleceğiz. Mahmut Bey Kavşağı'ndaki düzenlememizi yapacağız. Burada sabah akşam çile çeken vatandaşımız var. Her gün, her gün. Yani gidip bunu çözmek için bir irade ortaya koymuyorsun. Ama kendin menfaatin doğrusunda bir yer gördün mü hemen oraya çadır kurmayı biliyorsun. E gel bu işleri yap. Böyle mi olacak? Böyle olacak. Ne yapacağız? Burada Mahmut Bey kavşağını yapacağız. Ataköy kavşağını öbür hızlı bir şekilde arkadaşlarımız göstersin. Başka kavşaklar tabii, var da var. Bu bir, Mahmut bir Bey. Çok, bir bu çok en kavşağı. önemlisi. Bu yılların sonunudur. Kağıthane-Cendere Köprüsü. Bakın. Bayrampaşa Bağlantı Yolu. Ataköy kavşağı. Bu da çok önemli. Zeytinburnu-Yunus Emre Caddesi'ndeki sıkıntı. Bakırköy. Bakın bunların hepsi... Hem kavşak, kaç kavşak yapacak? Ha 151, 151 kavşak. tane kavşak evet. düzenlemesi bu şekilde. Hem D yüzde hem TEM'de yapılması gereken düzenlemeleri yaparak böyle vatandaşımız artık bu trafikte sorun yaşamayacak. 151 kavşak. Yapacak. 151 tane kavşak var bak. Bunların hepsi teker teker yapılacak Bunlar hepsi... da trafiği rahatlatır mı? Tabii. Yani bunların hepsi çalışılmış projeler. Bu projeleri yaptığınızda e vatandaşımız bugün Bey'de niye sıkıntı çekiliyor? E, oraya bir irade ortaya koymaz. Ataköy kavşağında niye sıkıntı çekiliyor? Yıllardır bekliyor vatandaşımız. Ya yaz bir çivi çak ya. Şimdi telaşlandılar, gittiler bizim Sancaktepe'de o hafriyat döktükleri yer var ya. Oraya işe başlama töreni yapıyorlar. İşe başlama. Öyle bir tören duydunuz mu siz? Duymadım. İşi, yani. İşe başlarsın. Törenle başlarsın. <laughs> Törenle başlıyorlar. <laughs> ya hafriyat döküyorsun. Şimdi de Gidip o hafriyatları kaldırmak için bu milletin parasını harcayacaklar ya. Düşünebiliyor musunuz ya? ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani sen madem yapacaksın, e git başla, devam et. Yapmayacaksın. E şimdi milleti kandırmaya da gerek yok ki ya. 151 kavşak. Bunun dışında ne yapacağız? Motor yolları yapacağız. Bu da çok önemli. Şu an 600 Mot bin motor sütlet kullanıcısı var. Kaç? 600 bin. Emin misiniz evet. ya? Sayılarını da birazdan verelim. Bakın. Burada motosiklet yollarında hiçbir şekilde yolları daraltmıyoruz ve evet, sadece köyde motosikletin mesela, evet. evet. Bakın, mesela Burası Barbaros motosiklet yolu. yolu. Barbaros'ta hemen bir tane şeritte vatandaşımız aynı şerit sayısı azalmadan Onur diyor ki bizim halk yürüyemez. Oradan nasıl yürüsün motosiklet ara yolun ortası. Çok güzel. Bu gayet uygulanır ve yürür. Ha, motosiklet orta yolu banketi yani. daraltıyoruz buraya motosiklet sürücülerinin güvenle gezebileceği, yürüyebileceği, seyahat edebileceği neyse bir motosiklet yolunu da İstanbul'a kazandırıyoruz. Bu aynı zamanda neyi? Hani çok yönlü bakacağız dedi ki. Ya, ya bizim 2040 İstanbul'a ilişkin net sıfır emisyon hedefimiz var. Yani biz bisiklet yolunu arttırmamız lazım. Mikromobiliteyi arttırmamız çevre lazım. çevre için. çevre için, hava için. Yani şimdi biz ya her şey yapılır. Ya geleceğimize yaşanamayacak bir ülke bırakamadıktan sonra tabii ne edeceğiz yaşanamayacak ya? bir şehir haline geldikten sonra bir anlamı yok hiçbir şeyin. O yüzden bunların hepsini çok yönlü düşünerek hareket ediyoruz. Ne Bu yapacağız? enteresan bir yaklaşım yalnız bu motosiklet işi. Şu anda motosikletler biraz şeyden gidiyorlar. Güvenlik şeritlerinden Abi, gidiyorlar yani. Güvenlikten gidiyorlar orada kazalar oluyor. Orada yani hem sürücülerle sıkıntılar yaşıyorlar, görüyor göremiyor. Dolayısıyla çok herkes yani, evet. yolunu, izini bilecek. Motosikletçiler de çok şikayetçiler. Çok çok. Yani bu açıdan çok. da önemli. 600 bin miymiş motosiklet? Verelim sayıları. Yani giderek de artıyor. Motosiklet sayısı varsa arkadaşlar yansısınlar. Yani buna ilişkin de ya sonuçta şehrin bir ihtiyacı. Burada yaşayan vatandaşımızın bir ihtiyacı. E bu ihtiyacı çözmek adına da bir irade ortaya koymamız lazım. Yani nasıl bisiklet yolunu arttıracaksak bunu da arttırmamız lazım. Bakın Aha. 2018'de 292 binmiş 119 artış olmuş. Biraz kuryelerin de etkisi var galiba. Onun da var. Bir de bu trafikte tabii motosikletle daha hızlı hareket ediyor vatandaşımız tercih ediyor. 2023'e geldiğimizde 640 bin motosiklet kullanıcısı var. Çok, Çok büyük artış. Çok büyük artış, artış var. Artış. Yani. Ee, dolayısıyla biz burada motosiklet yollarıyla da aslında ulaşımda bir alternatif güzergah ortaya koymuş Bunu olacak. duymamıştım. Bu yeni mi söylüyorsunuz yoksa epeydir söylüyor musunuz? Söylüyoruz. Ben... Ulaşım lansmanından sonra söyledik ama belki ilk başta söylememiş olabiliriz. Peki Bir dakika. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Şu ana kadar dediniz ki metroyu iki katına çıkaracağım beş yılda. Evet. Bir. İki tüneller yapacağım iki evet. iki yakaya da İstanbul'un iki yakasına da. Anlattınız nereye yapacağınızı. iki 3 150'ye yakın 150 kavşak kavşak yapacağım dediniz. işte bir de motosiklet yolu yapacağım. Bisiklet yolu. Bisiklet yolu. Şimdi bana söyler misiniz bütün bunları yaptıktan sonra bir İstanbullu olarak benim bu 5 yıl sonra trafikte geçireceğim zamanda bir azalma olacak mı? Ne kadar olacak? Şu an 64 dakikada gidiyorsunuz. 64 dakikada ortalama ulaşım süresi. Biz bunu 25 dakika azaltacağız. Ve 39 dakikaya düşüreceğiz. 64 dakikadan 39, 39. dakikaya düşüreceğiz. Var mı bunun bir şeyi? Varsa arkadaşlar göz, şunu göz da kaydedelim. Bir kayıtlara girsin <laughs> bu da. Hepsini kayıtlara sokmak Bunu istiyorum. bunu yaparak e, vatandaşımızın her gün 25 dakika ailesine Zaman ayırmasını sağlayacağız. Demek ya yani çok önemli bir şey. Ha, 25 dakika. Bu, bu, bu bizim ...ulaşımdaki o çileyi bitireceğimiz. Her bir vatandaşımız metro ile ulaşabilecek, metro ile huzurlu bir seyahat yapacak. O metro kuyruklarında o çileyi görmeyecek, yaşamayacak. O metrobüs duraklarında artık otobüs itmek, efendim otobüsle ilgili o sıkıntıları çekmek zorunda kalmayacak. Otobüslerin yandığı görüntüleri inşallah göstermeyeceğiz. İstanbullulara yaşatmayacağız. Her yıl. 250 otobüsü filomuza dahil edeceğiz. 100 metrobüsü filomuza dahil edeceğiz. Ve bunların bakımlarını da yandaşlarımıza vermeyeceğiz. Yandaşlarımıza vermeyeceğiz. Bu işi yapacak liyakatli kadrolar yapacak. En ucuza yapacak. En iyi şekilde yapacak. Ve vatandaşımıza bu hizmetleri verecek. Hem otobüs yanacak hem de ben o koltukta oturacağım. Yok öyle ama. Yok öyle ama. Yani İstanbullu beni belediye başkanı seçtiyse azıcık utanma azıcık arlanma varsa ben o sorunu çözmem lazım. Ben koltuğumda uyuyamam. Oturamam. Yok öyle bir şey. Ya biz böyle çalıştık. Peki şey yok mu? Bir daha söyler misiniz? 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yani 25 dakika. dakika her vatandaşımız kazanacak. 25 Ya bu kadar şey yapıyorsunuz. Bakın. Diyorsunuz ki şunları yapacağım, şunları yapacağım. Bir sürü iş var burada. Buna rağmen 25 dakika azalacak. Evet. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Çok önemli bir yere değindiniz. Eğer İstanbul'a hizmet etmezseniz İstanbul öyle büyük bir şehir, öyle büyük bir metropol ki Ahmet Bey. O 64 dakika. 64 dakika 80'lere 90'lara çıkar he. artık burada yaşamak eziyet haline gelir. Acil müdahale lazım. Soğuk. Yani hani köprüden son çıkış vardır ya burası son çıkış. 31 Mart İstanbul için köprüden son çıkış. 31 Mart İstanbul'un geleceği adına karar vereceğimiz tarih. Bu sorunlar bitsin. Bu sorunlar artık burada yaşanmasın. Ay, trafik çilesi bitsin diyeceğimiz tarih. Şey dikkatimi çekti. Yani az şey değil şimdi vaat ettikleriniz. Tabii. Diyorsunuz ki metroyu iki katına çıkaracağım. 151 kavşak yapacağım. Tüneller yapacağım. Bütün bunları yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Kaç 64 dakikadan 39 dakikaya düşürebiliyorsunuz evet. yani. Gerçekten Ama, vahim. Değil mi? Yani düşürseniz de bir de müdahale etmediğinizi. Etmediğiniz Et, etmediğin zaman geçtiniz şu 5 yılda olan gibi yine yapılmazdı zaten. O zaman... Yetişmezdi zaten. Ben öyle bir vaat vermedim diyen bir belediye başkanı bu süreçte İstanbul'u artık yaşanamaz bir yere getirir. 80-90 dakika geçecek yani evet, trafikte. Evet, evet. Çok büyük sıkıntı. Peki bunu